Bugünkü dış piyasa programındaki konuğum GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Serdar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bakıldığında tabii yani sevimsiz konular, yani insani sosyal boyutunu olayın ıskalayarak sadece finansal piyasalara yansımalarını ama konuşmak da mükellefiz diğer taraftan. İşte Biden'ın, Amerikan Başkanı Biden'ın İsrail'e varması, işte orada yaptığı temaslar ama diğer taraftan bölgedeki ülke liderleri ile beraber yapacağı zirvenin güvenlik gerekçesiyle ertelenmesi ile risk iştahı da nispeten zayıf. Yani sadece bizim bulunduğumuz coğrafyayı değil, işte bakın Avrupa'yı, Amerika'yı da büyük ölçüde etkileyen büyüklükte bir olayla karşı karşıyayız. Sen şu ana kadar olan, yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdin ve tabii dediğim gibi yani işin insani sosyal boyutunu ayrı bir tarafa koyuyorum ama global ölçekte finansal piyasalara, özellikle emtia tarafına yansıma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsun? Tabii özellikle işin bu tarafında bu işi sunan sizler ve bunu anlatan bizler için gerçekten zorlu bir gün. Özellikle bu tür zamanların işin finansallarını konuşabilmek adına ve bunu jeopolitik anlamda son dönemlerde işin hani tırmanma boyutunun da gitgide arttığını da görebilmekteyiz. Yani belli başlı haber akışları, bu süreçte biraz ılımlı mesajlar görüldüğü ya da gündeme geldiği zamanlarda farklı neticelerle bu iş işin içinden çıkılmaz hallere de dönüşebiliyor. Bundan sonraki süreçte mevcut görüntünün daha da üzerinde tansiyon artacak mı artık, yoksa burada bir durulma noktası mı olacak? Bunları dikkatle takip ediyoruz. Tabii iki ülkeyi kendi halinde bırakmak tabii ki olamayacak. Bunun dışındaki ülkelerin bu noktadaki mesajları da çok önemli. Mevcut görüşmeler ve bu görüşmeler neticesinde alınacak kararlar gerçekten çok önemli. Zaten Rusya-Ukrayna sürecini gördük. Özellikle enerji ve gıda tarafını bu noktada çok dikkatli bir şekilde incelemiş oldu ki dönüşü zaten enflasyon oldu. Şimdi tabii bunları özellikle petrol dinamiklerinde tekrar tekrar konuşmaya başladık. Nitekim Rusya ve Suudi Arabistan'ın arz kesintisi haberinden sonra Brent petrolün 96 dolarları gördüğü bir ortamda enflasyon tedirginliği piyasalar üzerinde merkez bankalarını sıkıştırmıştı hatırlarsak. Şimdi biraz daha normalleştik petrol dinamiklerinde ama 96-83 dolar bandı dışında özellikle üst bölüme çıkabilecek bir tansiyon değişikliği burada tabii ki farklı dinamikleri konuşmamıza olanak tanıyabilir. Yani 2024'ü özellikle bir geçiş yılı olarak adlandırabileceğimiz bir düşünce yapısı içerisine girerken özellikle jeopolitik temada bu denli bir görüntünün oluyor olması, tabii bunun ne kadar süreceğini de bilemiyoruz, İster istemez finansal piyasalarda farklı fiyatlama davranışlarını gündemimize meşgul ediyor. Çok basit bir örnek verecek olursak, ons altının şu anda test etmiş olduğu seviye en son 20 Eylül tarihinde test edildi. Nitekim 20 Eylül tarihi sıradan bir tarih değildi. Fed'in projeksiyonlarını sunduğu bir tarihti. Yani Fed'in şahin görüntüsüyle şu anki jeopolitik risk teması altının hareketlerini nötrlemiş oldu. Bu sebeple de gelecek dönemdeki haber akışları altın gibi diğer varlıklar özelinde de dikkatle takip edilmelidir diyebiliriz. Evet tabii, yani şimdi normal sıradan hane halkı için işte petrolün fiyatındaki değişim ancak hani akaryakıt fiyatlarına yansıdığı zaman işte aracın deposu kaça doluyor ya da işte altın fiyatları bakıldığı zaman işte düğünden düğüne çeyrek gram vesaire takılmıyor. Yani o taraf bakan insanlar için belki çok bir şey anlam ifade etmeyebilir ama dile getirdiğin gibi yani şimdi enerji fiyatlarında yukarı yönde hareket okey tamam ama bunu kabulleniyoruz, satın alıyoruz, bölgedeki üretim tarafını ciddi şekilde etkiliyor ama hani petrol o geçtiğimiz haftalarla gördüğü zirvelerin oldukça uzağındayken yani Brent 95-96'lara geldi, 100'ü geçer mi falan bunları konuşuyorduk. Şimdi altın ve gümüşte hani sanki Fed'in faiz artırım ihtimali de çok masadan kalkmadan yani emtianın, değerli metalin ana düşmanı olan faiz tarafında son söz pek söylenmiş gibi değil. Yani tabii söylenmiş de olabilir ama yani artık biz faiz arttırmayacağız
hiç kimse demiyor. Yani Avrupa, İngiltere bile demiyor. Şimdi bu ortamda hani sanki biraz o uzun zamandan beri emtia yatırımcısının, değerli metal yatırımcısının, tabii spekülatif taraf için bunu söylüyorum, beklediği o hareket bu şekilde başlamış. Yani bunun katalisti bu olmuş olabilir mi? Çünkü yani sanki sönümlense de çok böyle cepheden gelen nispeten daha iyimser. Yani itidalli çağrı, işte Biden'ın mesela o dörtlü zirve vesaire yapacağı haberiyle bile gümüşte altında satışların nispeten sınırlı kaldığını gördük. Yani bu bir şekilde bizim 2024'ün bir noktasında işte Fed faizden artık o gazdan ayağını çekip frene üzerine koyup ne zaman basacağını bekleyeceğimiz noktadan önce bir yerde mi acaba bu emtia tarafında, değerli metal tarafında hareketi başlattı? Bu tarafa ilişkin ne dersin acaba? Aslında biraz önce de hani özellikle vurguladığım bir husus vardı. Fed'in şahin görüntüsüyle jeopolitik risk temasının etkileri aslında şu anki an itibariyle fiyatları nötrledi. Yani bugün artık yeni bir dönemden geçeceğiz. Şimdi tabii burada özellikle şuna dikkat ediyoruz. Bir, jeopolitik risk teması ne kadar tırmanacak, ne kadar sakin bir şekilde gidecek? İki, Fed'in bilinen denkleminin dışına çıkacak mıyız? Mesela bilinen şu anda en görüntülü, en normal süreç nedir? Hani Kasım'da tamam bir faiz artışı olmayacak. Hani olursa, illa bir olacaksa Aralık ayında hani bir adet faiz artışı olacak. Sonra Fed uzun bir dönem sabit faiz politikasıyla harekete devam edecek. Şimdi burası cepte. Altın bunu zaten biliyor. Haziran'dan bu yana aslında bunu biliyor. Şimdi özellikle yeni dönemde bunun dışına çıkabilecek mi Fed? Hani bazı üyeler bir adet daha, hani bir tane yapacağız, onun üstüne bir tane daha yapacağız şeklinde fikir beyanları da oluşturuyordu. Evet. Şimdi bu tarz bir şahin görüntüye Fed çıkmalı mıdır? Öncelikle buna bakmak lazım. Ben işin bu tarafında Fed'in böyle bir senaryo çıkamayacağını düşünüyorum. Yani bir adet yapar yapmaz o ayrı konu, ama ki Aralık toplantısı için vadeli tahminlerde oran şu anda %42, hala ana senaryo olmuş değil. Ama yine de böyle bir senaryo, bir adet tamam yaptı, sonra sabite geçti. Altın için bu zaten işin fiyatlama kısmında. O sebeple de bu görüntü devam ediyor olsa da altının zaten 10 yıllık devam eden istatistiki görüntüde bir dip yapıp yukarı yönlü çıkış gerçekleşebilme ihtimali önemli. Ama burada yine şuna bakmak lazım. Şimdi yatırımcıların mantalitesinde gidip burada kolay bir şekilde global cephede Amerikan faizlerinden mi yararlanmak lazım? İşte %5'ler, 10'lar civarlarında. Yoksa hani biraz daha burada farklı bir boyuta mı kaçmak gerekiyor? Hani faiz tarafında görebileceğimizin maksimumlarını 3 aşağı 5 yukarı görebiliyoruz şu an için. Ve bir sabit tempoya gideceğiz. Sadece sıkıntı enflasyon arzu edilen tarzda bir düşüş eğilimi göstermediği için bugün kısa vadeliden uzun vadeliye kadar faizlerin belli bir noktada doygunlukta, hatta düşmeme eğiliminde olduğunu da görebilmekteyiz. Bu açıdan baktığımız zaman da eğer burada altın ve gümüş cephesinde bir dip arayışıysa şu anki görüntü muhtemelen bunu çağrıştırıyor. Bu altını yeni dönem için bir miktar daha iyimser yapabilir. Lokasyon olarak da yılın son çeyreğindeki o istatistiki görüntü yatırımcıların yeni bir pozisyon oluşturma isteği altını, gümüşü özellikle bu noktada biraz daha popülist kılabilir. Ama yine de data bakmakta fayda görüyorum. Perakende satışlarıdır, PMI'dir, istihdamdır, işte enflasyondur, büyümedir. Bunların hepsi bu varlıklar için anlık reaksiyonları yorumlayabilmek açısından önemli. Evet, emtia tarafını konuştuk. Gene tabii aynı beklentilerle, aynı ortamdan şekillenen ama para birimlerinin işte faiz farkları, büyüme farkları ile büyük ölçüde şekillenen pariteler tarafından biraz konuşmak istiyorum. Şimdi mesela Alman tahvili ve Amerikan tahvilini alıyorum. Alman tahvili 10 yıllık %3'e yakın, 10 yıllık Amerikan tahvili de %5'e yakın. İşte faiz tarafında ECB'nin Fed'i geçmesi zor gibi gözüküyor. Hatta ECB'nin daha önce faizi indirimine başlaması da muhtemel. Büyüme potansiyel olarak bakıldığında Amerika'nın yakın gelecekte Avrupa'nın, Almanya'nın üzerinde büyüyeceği aşikar. Dolayısıyla hani Euro'larda yukarı yönde bir tepki. Çünkü buralarda da sanki bir dip oluşumu çabası, yani 1.04-1.05'lerde hani bir dip oluşturup bir çanak tamamlayıp sonra sanki yılı böyle yıl sonunda doğru yukarı yönde hareketler de pozisyon kapanmalarla, risk azaltmalarla
şimdiye kadar görmeye alışık olmadığımız da bir durum değil. Yıl sonunda paritedeki böyle toparlanma hareketleri. Dolayısıyla ama işin temel tarafı da bu şekilde, ama işte teknik tarafı da başka bir şey söyleyebiliyor zaman zaman ve piyasada kısa vadede de bayağı etki yaratabiliyor. Dolayısıyla Euro-Dolar'ın bu görünümünü ve paralel olarak aslında İngiltere'de de, yani enflasyonun 6.7 geldiği yerde İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri arttırması beklenmiyor. Yani İngiltere ile Amerika hemen hemen faizde aynı yerdeler, ama Amerika'daki enflasyon İngiltere'nin yarısı diğer taraftan bakıldığında. Dolayısıyla hani sterlin ve Euro'nun dolar karşısındaki durumunu değerlendirmeni senden rica edeceğim. Hazır bugünkü enflasyon rakamları da gelmişken oradan geçmek, İngiltere tarafından geçmek özellikle çok daha doğru olacak. Nitekim 6.7 geldi enflasyon. Faiz cephesine baktığımız zaman 5.25. Ve İngiltere Merkez Bankası senin de paylaşımlarında olduğu gibi Kasım toplantısında bir değişim beklemiyor. Şimdi bu cepheden baktığımız zaman Fed'in zaten yapacakları 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Yani bir adet daha yapar yapmaz onun belki bir tartışması olabilir, ama genel konjonktürde bilinen bir şey. Şimdi bunun karşısında ama bir taraftan da Amerika'yı konuşurken 3.7 enflasyonla 5.5 faizi, yani reel anlamda pozitif bir görüntü olduğunu da göz ardı etmeyelim. İstihdam piyasasında herhangi bir sorunun olmadığını, büyüme dinamiklerinde herhangi bir sorun olmadığını da atlamayalım. Şimdi bu çerçevede Fed'in yapacakları belli. Ama bir yandan 6.7 enflasyon ve 5.25 olan faize reel anlamda negatif bir görüntüde oluşan İngiltere, işte refinansmana bakarsak 4.5, işte enflasyon 4.3 olup hemen bir tık üzerine çıkıp pozitif faiz veren Euro bölgesinin bu anlamda daha aktif bir şekilde faizlere devam etmesi beklenirken, işin ekonomi kompozisyonu bu görüntüsündeki bozulma sebebiyle o tarafa çok fazla yanaşamıyor olması, işte Euro-Dolar'da ve Sterlin-Dolar'daki o yukarı yönlü reaksiyonların çıkışını sınırlandırıyor. Yani eğer ECB ve İngiltere Merkez Bankası bir tık şahinleşse, halihazırda Fed'in o mevcut konjonktüründen bir tık daha öne çıkıp dolar endeksini düşürüp Euro-Dolar ve Sterlin-Dolar'ı çıkartabilir. Ama biz şu anda ne görüyoruz? Her Euro-Dolar, Sterlin-Dolar çıkışında Euro'dan, Sterlin'den dolara geçiş senaryosu gündemimizi meşgul ediyor. Bu çerçeveden baktığımız zaman da Euro-Dolar ve Sterlin-Dolar paritelerinde hala shortların, negatif görüntülerin ön planda olduğunu görebilmekteyiz. Benim şu anda grafiksel anlamda baktığım zaman kabaca 1.06-1.06.50 bölgesinde Euro-Dolar'ın negatif bölgede yer aldığını, Sterlin-Dolar paritesinin de kabaca 1.23-1.23.50 bölgesi altında bir aşağı yönlü görüntünün sunduğunu izleyebilmekteyiz. Tabii alt bölgelerde hareketler biraz sınırlı kalıyor. İster istemez burada traderlar şunu düşünebiliyor. Yani acaba Euro-Dolar ve Sterlin-Dolar bir dip mi yapıyor? Burada dolar endeksinde bir geri çekilme izlenebilir mi diye. Burada da data setlerine dikkatle takip ediyoruz. Ama trendsel anlamda henüz Euro-Dolar'da ve Sterlin-Dolar'da majör bir değişikliğin olmadığını, hala negatif bölgede kaldığını ve bu yüzden de biraz daha şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyleyebiliriz paritelerin yukarı yönlü çıkışlarına. Evet, şimdi biz tarafında da biz 3. çeyrek finansallarını takip ediyoruz, ama bizim henüz birkaç haftamız var. Ama Amerika'da bakıldığı zaman işte mali taraftan ağırlıklı olmak üzere şirket finansalları peşi sıra gelmeye başladı. İşte yayının başında dile getirdiğim gibi enerji tarafı tabii beklentilerin üzerinde artışla beraber. Orada hizmet tarafının kuvvetli gitmesiyle işte gıda perakende vesaire tarafında, yani consumer discretionary dediğimiz tarafta da kuvvetli performans var. Ama bankacılık tarafında işte endişeler, yani faiz riskini iyi yönetemeyen bankalar zor duruma düşebilir mi vesaire gibi her sektörün bir ayrı hikayesi var. Ama ben sevgili yönetmenimden de rica edeyim, Amerikan endekslerindeki son durumu ekrana vermemiz söz konusu olabilirse, işte o 4200-4500 bandında bir hani yukarı yönde hareket devam edebilir mi yıl sonuna doğru, ya da önümüzdeki yakın gelecekte bir yeni zirve S&P 500 özelinde görebilir miyiz gibi bir beklenti. Sen teknik tarafta önemli desteklerden bahsetmiştin ve gerçekten de endeksin oradan toparlanma yaşadığını da gördük. Dolayısıyla şu mevcut durum itibariyle ve genel finansallar bilanço sezonu kapsamında S&P 500 özelinde ya da genel olarak Amerika endekslerindeki son durumu nasıl değerlendirirsin?
Ekim sonuna kadar bizim tarafta hani borsa tümü değerlendirdiğimiz zaman kabaca 140-150 civarında şirket finansallarının açıklaması beklenirken Amerika tarafında kabaca 500'e yakın şirketin finansal sonuçlarına ulaşılması bekleniyor ki büyüklerini hani nelerdir onlara baktığımız zaman da işte endekslerin hareketlerini yorumlayabilmek adına önemli. Mesela işte Netflix'tir, Tesla'dır bugün açıklanacak, yarın American Airlines açıklanacak, bugün Morgan Stanley açıklandı gibi gibi. Hani bunların genel çerçevesindeki endekse yönelik bir beklentisini değerlendirdiğimiz zaman ben endekse daha önce seninle yapmış olduğumuz yayınlarda da hep sihirli gösterge, işte 200 günlük üstel ve basit hareketli ortalamalar hala yukarı yönlü reaksiyonları destekliyor. 4600'lerden bir düzeltme oldu ama hala yükseliş trendinde vurgusunu yapıyorduk. Nitekim şu anda baktığımız zaman da 4250-4300 bölgesinden geçiyor bu ortalamalar. Hala pozitif tarafta. Nitekim 12 aylık analiz beklentileri de kabaca %15-%20 bandında. Yani 5000'lerin üzerinde bir beklentiye sahip 12 aylık analiz beklentileri olarak. Bu çerçeveden baktığımız zaman ben hani Amerikan endekslerinin geneli için bu şekilde ama S&P benchmark özelinde de hala iyimser tarafta olduğumu söyleyebilirim. Evet, son 2 gündür yani bugün de saydığımızda son 2 gündür bir realizasyon söz konusu. Ama buna rağmen hala işin trend görünümünde bir problem olmadığını, bu yüzden de trend dost kalmayı sürdürdüğünü, 4250-4300 bölgesinin altında kalıcı bir reaksiyon görülmediği müddetçe de herhangi bir sorun olmadığını söylemekte fayda görüyorum. Tabii finansalların sonuçlarıyla birlikte hem S&P 500'de hem de Nasdaq endeksindeki olası aşağı yönlü reaksiyonlarda ne kadar etkin bir rol oynayacak, bunları da finansalların sonuçlarına bakarak da değerlendiriyor olacağız. Evet Kuzey, son 2 dakikam kaldı ama şimdi Avrupa'yı değerlendirdik, Amerika'yı detaylarıyla konuştuk. Biraz da uzak doğuya değinmek ve oradaki görüşlerini almak istiyorum. Çin'den büyüme verisi geldi, sınır dostu beklentinin üzerinde geldi. Ama diğer taraftan işte bölgede ciddi şekilde bazı şirketlerin zor durumda olduğunu, işte kupon ödemelerini tahvil tarafında yapamadıklarını, büyümenin partinin istediğinin altında bir yerde kaldığını, Japonya'ya dair IMF'den uyarılar var, yine müdahil olmayın şeklinde. O taraftaki görünümü bir iki dakika içerisinde toparlamanı rica edeceğim. Çin tarafında çok özet geçecek olsak, emlak sektöründeki sorunlar devam ettiği için büyümedeki o son sonuçlara rağmen IMF mesela bugün tahminlerinde aşağı yönlü revizyon gerçekleştirdi ki yıl genelinde kurumların Çin tarafındaki büyümeleri aşağı yönü çektiğini, hatta 2024 yılı içinde çok iyimser olmadığını görebilmekteyiz. Bu yüzden de Çin'in özellikle emlak piyasasıyla alakalı biraz daha süreci daha iyi bir şekilde anlatabilmesi ve faiz konusundaki görüntüsünü daha iyi şekillendirmesi gerekiyor. Nitekim 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında yapılan indirimlerin çok da yeterli olmadığı piyasa tarafından biliniyor. Bu açıdan da bu tarafı, faiz tarafındaki indirim ne kadar daha devam edebilir, bunları dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Japonya tarafının özellikle dolar yen paritesinin gelmiş olduğu fiyat seviyeleri neticesinde acaba Japonya Merkez Bankası daha öncelerde yaptığı gibi 150-152 bandında acaba bir müdahale eder mi gibi bir düşünce yapısı içerisine girerken, aşırı gevşek genişleyici politikasından da yeni yıl döneminden itibaren vazgeçebilme düşünceleri de gündemimizi meşgul ediyor. Yani yıllardır enflasyon yaratamayan bir ülkenin enflasyonun çok iyi rakamlara geldiği bir ortamda artık biraz daha faiz tarafında değişikliğe gitmesi bekleniliyor. Ama bir tek bu konuda biraz inatçı bir tutum olduğunu Japonya Merkez Bankası'na görebilmekteyiz. Ama yeni yılın ilk çeyreğinde acaba bununla ilişkin bir majör değişiklik oluşturur mu? Bunu da dikkatle takip ediyor olacağız. Orada da dolar yen tarafında özellikle 152-150 bölgesi önemli bir zirve bölgesi. Hani buralar gerçekten dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayyıldır'a katılımı için çok teşekkür ediyoruz.